Apar ekranlarından günaydınlar, iyi sabahlar. Ben Uğur Korkmaz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri aktaracağız. İlk etapta küresel tarafla başlayalım. Dün Amerika tarafında FED toplantısını takip ettik. Amerika piyasalarında öne çıkan başlıklar şimdi barko halinde ekranlarınıza gelecek. FED beklendiği gibi faizlerde bir indirime gitmedi. Faizleri sabit tuttu. %0 ile 0.25 arasında sabit tuttuğunu söyleyebiliriz ki akabinde Türkiye saatiyle 21.30'da Powell'ın açıklamalarını takip ettik. Piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Hemen ona ilişkin bir barkomuz da var. O da ekranlarınıza geldi. Powell yine enflasyona dikkat çekti. Enflasyon %2'ye ulaşana kadar faizler değişmeyecek dedi. Bununla birlikte mali teşvikler gelirlere destek sağladı. Mali teşvikler ve parasal destek önümüzdeki günlerde de sürmeye devam edecek dedi ve Fed'in yapabileceği çok şey var. Cephanemiz henüz bitmedi vurgusunda bulundu. İşte dün Powell'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise gelin o açıklamalara kulak verelim. ABD Merkez Bankası Fed, faizde değişikliğe gitmedi. Fed 2'ye karşı 8 oyla aldığı kararla politika faizini %0-0,25 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın son aylarda toparlandığı ancak yılbaşındaki seviyelerinin çok altında kaldığına dikkat çekildi. Ekonominin izleyeceği patika, virüsün gidişatına bağlı ifadesine yer verilen açıklamada, halk sağlığı krizinin orta vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde önemli riskler oluşturacağı belirtildi. 17 FED yetkilisinin 13'ü 2023'e kadar faizde değişiklik beklemezken üyeler yeni ekonomik tahminlerini de yayınladı. FED daha önce %6,5 daralması beklenen ABD ekonomisinin bu yıl %3,7 küçüleceğini, 2021'de %4 ve 2022'de %3 büyüyeceğini öngördü. İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl %7,6, 2021'de %5,5, enflasyon içinse bu yıl %1,2, 2021'de %1,7 ve 2022'de %1,8 olmasının beklendiği aktarıldı. FOMC'nin Eylül toplantısının ardından basın toplantısında açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonda %2 hedefine ulaşana ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizlerde değişiklik olmayacağını söyledi. ABD ekonomisini desteklemek için Fed'in elindeki tüm araçları kullanacağının altını çizen Powell, varlık alımlarında gerektiğinde ayarlamaya gitmeye hazır olduklarını belirtti. Elimizdeki tahvil varlıklarını önümüzdeki aylar boyunca gevşetici para politikalarının desteklenmesi amacıyla burada bir değişikliğe gitmeyeceğimi söylemiştik. Ve işte burada basın toplantılarında da aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Aslında birkaç seferdir merkez bankaları tabii ki burada finansal koşullar iyi olana kadar, yumuşak olana kadar burada yapacağız ve bir yandan da tabii ki burada bu varlık alımları gerçekten de piyasa koşullarını düzelttiğini düşünüyoruz ve kredi akışını da sağladığını düşünüyoruz. Ekonominin desteklenmesi için daha fazla mali teşviğin gerekeceğini vurgulayan Powell, mali teşviğin gelmemesi durumundaysa aşağı yönlü risklerin oluşacağını açıkladı. Mali politika eylemlerinin şimdiye kadar kritik fark yarattığını söyleyen Fed Başkanı, bugün alınan kararlarda sözlü yönlendirmenin yeterli olduğuna dikkat çekti. Şu an itibariyle bugün almış olduğumuz sözel yönlendirmenin uygun olduğunu düşünüyoruz ve daha önceden de söylediğim gibi güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ve biz burada politikayı uygun yerde, olduğu yerde tutacağız. İşsizlik istenilen yere geldiği zaman düzeltiyorum. Burada istihdam piyasası koşulları azami istihdamı destekleyene kadar, enflasyon %2'ye gelene kadar ve işte %2'nin üzerine gitmeye gidebilecek kadar belli bir süre için. Bu gerçekten de güçlü bir sözel yönlendirme aslında ve dolayısıyla biz burada bu durum çerçevesinde ekonomiyi önümüzdeki yıllarda desteklemeye devam edeceğiz. Powell, enflasyonun zaman içinde %2 olmasını beklediklerini, enflasyon beklentilerinin %2'de çıpalanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Efendim Powell'ın açıklamaları ekranlarınıza geldi. Hazır Powell'ın açıklamalarını da dinlemişken buna ilişkin bir değerlendirmeyle devam edelim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal dün gelen kararı ve Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi. İzliyoruz. Son periyottaki kısımlara bakıyorsun, hepsi cephanem bitti mi üzerine, orada net yani cephanem bitmedi diyor. Ben her şeyi satın alabilirim, benim için bir sıkıntı yok. Mali teşviği verin, istihdam konusunda eski günlere döneceğiz ama ne zaman döneceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Bu oranın kaç olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Bundan 3 sene öncesine kadar %5 işsizlik makuldü, sonra 4,5'a geldi, sonra 3,5 bandına çekildi. Şu anda o oranların hiçbiri kati değil, yani şey de değil diyor yani. Onlar bir sayıdan ibaret değil. Neye bakacaksın kısmında her şeye bakacağım tarzında bir açıklama geldi. İstihdam konusunda biz işte genelde 2 tane ya da 3 tane belirli yere bakar diye derken komple her tarafa bakacağım ama onu nasıl ağırlıklandırmasını yapacağım konusunda tamamıyla boşlukta kaldı. Bu da soruların 3 aşağı 5 yukarı hep aynı eksende dönmesine neden oldu ki yani bu da son kısımlarda bence Powell açısından iyi değildi. Zaten Trump da bir şeyleri sezmiş ki konuşurken arada direkt toplantıyı şey yaptı, açıklamayı ben yapacağım tarzında. Mali teşviğin ne olacağı konusunda da oldukça zorlandığını gördüm ben orada. Yani net olarak şimdi biz o yakın vadede olan bu 300 milyarlık destek paketinden bahsediyoruz ama anladığım kadarıyla, çünkü net orada bir şey söylemedi, bunun daha da devam etmesini, yani bu sadece birinci parti, bunun ikinci, üçüncü, dördüncü partilerin olması gerekiyor. Çünkü işin ne zaman biteceğini bilmiyorum tarzında bir açıklama yaptı. Enflasyonun ne olduğu ve neden artık likidite tarafında bir denge sağlayıp sağlayamayacağı konusunda da net bir fikri yok. Yani baktığımda bana göre birçok konuda net bir fikri yok. Yani zaten onu da işin arasında özetledi. Yani geçmiş tecrübelerimiz, böyle bir şey yaşamadığımızdan tecrübemiz yok. Hepimiz hep beraber tecrübe ediyoruz. Bir şeyler uyguluyoruz. O bir şeyler tutarsa güzel ama tutan tek şey likidite vermeye devam edeceğim ben diyor. Bir sıkıntım yok. Yani yılda 1.4 trilyon dolarlık varlık alımı yapacağım. Evet onu yapmaya devam edeceğim diyor. Yani ne zamana kadar yapacaksın? Hatta ilk soru oydu. Yani sen enflasyonda bir hedef veriyorsun, istihdamda bir hedef veriyorsun. Peki bu varlık alım programı ne olduğunda artar ya da ne olduğunda düşer? Orada hiçbir şekilde net cevap vermedi. Yani tamamıyla etrafından dönerek işte ben kredi akışını sağlıyorum. Dolayısıyla kredi akışı da şu anda düzgün gidiyor. Beklediğimizden iyi düzgün gidiyor. Hatta harcamalar tarafında hane halkı harcamalarının kaybolanının %75'i geri geldi. Yatırımlarda da iyi sinyaller vardı ama soru o değildi. Varlık alım programında ne olursa azaltır, ne olursa çoğaltırsın. Orada bir cevap yok. Ben varlık alım programında devam ederim var. Yani bence çok boşlukta kaldı. Piyasalar açısından baktığında likitte enjekte etmeye devam edecek. O bizim için iyi bir şey. O bir de aynı zamanda altın için de iyi bir şey. Dolayısıyla iki taraf açısından baktığında piyasa %2 enflasyona ulaşacağına da pek inanmadı. Çünkü işte break-even'lardan bahsediyoruz ya, 5 yıllık 10 yıllık break-even noktaları enflasyon konusunda. Onlar hala 1.77'lerde yani 2'ler orada herhangi bir şey fiyatlanmıyor. Yani zor bir süreç bekliyor yani. Hep diyoruz ya hiçbirimizin böyle bir dönemden tecrübesi yok. Yani geçmişte şunu yaptık, bunun olumlu şeyini gördük tarzında bir hikaye yok ve böyle bir şey olmadığını da net bir şekilde kendisi söylüyor. İşte regülasyonlara bakıyoruz. Bankaların stres testi yapıyoruz ve diğer enstrümanlarda ekonomiyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani neye reaksiyon veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Onlara göre de parasal politikaları belirlemeye çalışıyoruz. Çalışırız değil, hep uz, yani olabilirlik üzerine gidiyor. Gittiği zaman da işte net cevap olmuyor. Dolayısıyla o işte başta dedik ya 2023'te 4 tane üye sıfırın mevcut seviyenin üzerinde bir faiz olmasını bekliyor diye. O bayağı şey yapan, hemen hemen her toplantıda onlar ciddi şekilde beklentiler değişecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü yani en azından kendi adıma söyleyeyim, net cevaplar ben orada hemen hemen hiçbir soruda görmedim.
Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Ağustos ayına ilişkin perakende satışlar açıklandı. Aylık bazda baktığımızda %0.6'lık bir artış yaşandı. Hemen aylık ve yıllık bazda grafiklere bakalım. İlk etapta aylık bazda grafik geldi. Gördüğünüz gibi dün açıklanan rakamlarda Ağustos ayında %0.6'lık bir yükseliş kaydedildi. Bir önceki aya göre aslına bakarsak düşüş var. Ancak Ağustos ayına baktığımızda ise yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Bir de yıllık grafiğe bakalım. Beklenti aylık bazda %1'in üzerinde gelmesi yönündeydi. %0.6 seviyesinde geldi. Yıllık tarafa baktığımızda da beklenti %2.4 seviyesine gelmesi yönündeydi. Bu tarafta beklentinin üzerinde geldi. %2.6 seviyesinde geldi. Aylıkta beklentinin altında kaldı. Yıllıkta ise beklentinin üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Yine öne çıkan başlıklara bakmaya devam edelim. Beyaz Saray yeni yardım paketi için uzlaşmaya açık efendim. Pelosi dün özel bir kanala konuk oldu ve 4. yardım paketi hakkında konuştu. Tutarı 1,5 trilyon dolar olması bekleniyor ve bunun için uzlaşmaya açık olduklarını ifade etti. Amerikan piyasalarında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise rakamlara bakalım. İlk etapta Amerikan tahvilleri ekranlarınıza gelecek. 2 yıllıklarda, 5 yıllıklarda ve 10 yıllıklardaki görünüme bakalım. 2 yıllıklarda %2.88'lik düşüşte %0.13'lük seviyeyi takip ediyoruz. 5 yıllıklarda %0.73'lük düşüşte %0.27'lik seviye söz konusu ve 10 yıllıklarda %1.16'lık düşüşte %0.67'lik seviye söz konusu. Vadeli tarafa da bakalım. İlk etapta S&P 500 endeksi ekranlarınıza geldi. Haftanın 4. işlem gününde an itibariyle burada %1'in üzerinde bir düşüş var. 3.344 puan seviyesinde işlem görüyor. Aşağıda 3.335 puan seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıdaysa 3.386 puan seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviye. Aslında baktığımızda dün S&P tarafında spot tarafında da düşüşler vardı. Spot tarafında da %0.46'lık bir düşüş yaşadı endeks. 3.385 puan seviyesinden güne son noktayı koydu. Nasdaq endeksine de bakalım. Vadeli tarafta Nasdaq'ın görünümü de ekranlarınıza geldi. Burada kayıplar biraz daha derinleşmiş gibi S&P ile kıyasladığımızda %1.26'lık düşüşte 11.113 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yukarıda 11.287 puan seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviyeydi. Aşağıdaysa 11.070 puan seviyesine kadar geri çekildi diyebiliriz. Nasdaq tarafında da dün spot piyasalarının kapanış rakamlarına baktığımızda 11.050 puan seviyesinden haftanın 3. işlem gününü tamamladı ve bu tarafta da %1.25'lik bir kayıp söz konusuydu. Dow Jones endeksiyle devam edelim. Dow tarafında da %1'e yakın bir kayıp var. 27.691 puan seviyesinde işlem görüyor. Yukarıda 27.993 puan seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviye, aşağıdaysa 27.626 puan seviyesine kadar geri çekildi diyebiliriz. Vadeli tarafta bugün kayıplar söz konusu. Peki spot piyasaları nasıl açılış yapacak, onu da yine öğleden sonra takip ediyor olacağız. Avrupa'daki kapanış rakamlarına da bakacağız ama onun öncesinde Avrupa piyasalarında öne çıkan başlıklar ekranlarınıza geldi. Hemen bakalım. Euro bölgesinde 27.9 milyar euro ticaret fazlası dün gerçekleşti. ECB, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Dekos, ECB'nin ek tedbirler alması gerekebilir vurgusunu yaptı ki geçtiğimiz hafta ECB toplantısı vardı. Christine Lagarde yine Avrupa Merkez Bankası'nın bu dönemde masada kalmaya devam edeceğini belirtmişti. Yine ECB'den başka bir üye Schnabel'de veriler önlemlerimizle uyuşmazsa hareket etmeye hazırız dedi. Yine masada olmaya devam edeceklerini ifade etti. Aldığımız önlemlerin verilere olumlu yansımasını beklediklerini de vurguladı. Peki Avrupa borsaları dün haftanın 3. işlem gününde hangi rakamlarla kapattı? Hemen buna ilişkin görünüm de ekranlarınıza geldi. Karışık bir seyir vardı. Dün Avrupa piyasalarında aktaralım rakamları. Londra borsası %0.44'lük düşüşte 6.078 puan seviyesinden dün güne son noktayı koydu. Paris borsasında kayıplar %0.33 seviyesindeydi. 5.051 puan seviyesine. Frankfurt ve Madrid borsasında kazançlar vardı. Madrid borsasında %1'in üzerinde kazançları takip ederken Frankfurt borsasında ise %0.29'luk bir yükselişi takip ettik. 13.255 puan seviyesinden haftanın 3. işlem gününü tamamladı. Peki haftanın 4. işlem gününde Asya piyasalarındaki görünüm nasıl, açılışlar nasıl oldu ve seyir nasıl ekranlarınıza geldi? Fed kararı sonrasında piyasalarda biraz daha kayıpların olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle biraz önce Amerikan vadeleri ekranlarınıza getirdik. %1'in üzerinde kayıplar vardı S&P ve Nasdaq tarafında. Asya piyasalarına baktığımızda
baktığımızda bu tarafta da şu an kıpkırmızı bir tablo bizleri karşılıyor ve rakamları aktaralım. Çin'in Şanghay Endeksi %0.99'luk düşüşte 3251 puan seviyesinde işlem görüyor. Japonya borsasına baktığımızda %0.71'lik bir düşüş yaşandı 23308 puan seviyesinde an itibariyle ve dün Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu. İlerleyen dakikalarda bunun detaylarını yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Hindistan borsasında yarım puana yakın bir kayıp var. Güney Kore'de %1.33'lük bir düşüşü takip ediyoruz ve Hong Kong tarafına baktığımızda %1.80'lik düşüş var. 24.280 puan seviyesinde işlem görüyor. Asya tarafında kırmızı bir görünüm var. Açılışlarda kayıplar söz konusuydu. Peki yurt içine bunlar nasıl sirayet edecek? Yine verilere bakmaya devam edelim. İlk etapta dolar TL ekranlarınıza geldi. Haftanın 4. işlem gününde dolar tarafına baktığımızda yatay negatif bir görünüm var. %0.13'lük düşüşte 7.49-46 seviyesinde işlem görüyor. Aşağıda 7.48-48 seviyesine kadar geri çekildi. Yukarıdaysa 7.50-06 seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviye diyebiliriz. Euro tarafına bakalım şimdi. Euro TL ekranlarınızda. Bu tarafta da negatif bir görünüm var. Yarım puan üzerinde düşüş söz konusu. 8.81-24 seviyesi an itibariyle görmüş olduğu son seviye. Aşağıda 8.80-73 seviyesi en düşük görmüş olduğu seviye. Yukarıdaysa 8.86-39 seviyesine kadar bir yükselişi gerçekleşti. Paritelere bakalım. Paritelerle devam edelim. An itibariyle Euro-Dolar paritesine baktığımızda 1.18 seviyesinin altında konumlanmış durumda. Parite dün FED kararı öncesinde 1.18.50 bandında işlem görüyordu. Yaklaşık 1 puan kadar düşüşü söz konusu olmuş ve an itibariyle de dünkü kapanış rakamından itibaren %0.53'lük bir düşüşü var. 1.17.54 seviyesinde işlem görüyor. Yön ne tarafı olacak ilerleyen dakikalarda konuğumuzla konuşuyor olacağız. Dolar Japonya karşısında %0.13'lük yükselişte, dolar sterlin karşısında %0.41'lik düşüşte ve euro Japonya'nın karşısında %0.40'lık düşüşte, dolar İsviçre frank karşısında %0.43'lük yükseliş gösteriyor ve euro sterlin karşısında ise yatay negatif bir görünüm sergiliyor bizlere. Borsa tarafıyla devam edelim. BIST 100 haftalık endeksi ekranlarınıza geldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde dün pozitif bir açılışı takip ettik. Aslında günün çoğunluğunda uzun saatler boyunca baktığımızda pozitif bir görünüm oldu. Ancak günün kapanış rakamlarındaysa negatif bir kapanış gerçekleştirdi. %0.37'lik düşüşte 1107 puan seviyesinden günü tamamladı. Şöyle biraz baktığımızda en çok gerileyen %0.90'la gıda içecek endeksi olduğu sektör endeksleri arasında ve BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 4.13 puan azalırken toplam işlem hacmi 11.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Holding endeksi %0.38 değer kazandı ve bankacılık endeksine baktığımızda bankacılık tarafındaysa bir miktar kayıplar vardı. Hemen bankacılık endeksi de ekranlarınıza geliyor. %0.37'lik düşüşte 1099 puan seviyesinden günü tamamladı ki haftalık grafiğe baktığımızda en düşük kapatmış olduğu seviye olarak kayıtlara geçti. Yukarıda en yüksek kapatmış olduğu seviyede 1115 puan seviyesiydi. Sınai tarafına bakalım. Sınai tarafının kapanış rakamları da ekranlarınıza geldi. Dün haftanın 3. işlem gününde sınaide %0.16'lık bir yükselişi takip ettik. 1635 puan seviyesinden dün günü tamamladı. Hazır Borsa İstanbul'da endekslerin görünümünü ekranlarınıza getirmişken Borsa İstanbul'a ilişkin bir değerlendirmeyle devam edelim. Apara yayınına konuk olan ekonomist Semra Demircioğlu Borsa İstanbul'da öne çıkan fiyatlamaları değerlendirdi. İzliyoruz. Borsadaki hikaye, hisselerdeki hikayeler önceden beklentiler satın alınmıyor. Biz Türkiye ekonomisi olarak birinci çeyrekteki büyüme performansından sonra ikinci çeyrekte %9.9 daralarak aslında dünya geneline baktığımızda bir kıyaslama yapacak olursak hem OECD tarafında beklenenden daha iyi bir performans sergilendi. Hem Avrupa tarafında hem ABD ekonomilerine bakacak olursak aslında pandeminin etkilerinden en az minimal miktarda etkilenerek %9.9 bir daralma sergilendi dünya ekonomilerine kıyasla. Yurt içi tarafına baktığımız zaman
Üçüncü çeyreğin ilk verilerini aldığımızda işte kapasite kullanım oranları, PMI verileri, reel kesim güven endeksi, bir miktar tüketici güven endeksinde geri çekilme söz konusu. Ama şimdi de Temmuz ayı sanayi üretim verisini aldık. Orada da tablo pozitif, hem yıllık tarafta genele yayılan bir ekonomik olarak iyileşme de söz konusu. Bu verinin yıllık tarafta ve aylık taraftaki hareketli ortalamaları da son iki aya göre %4'lerde, -4'ler civarında bir hareketli ortalaması da söz konusu mevsim etkisinden arındırılmış verinin de. Ve burada toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Hal böyle olduğu zaman doğal olarak sanayi üretimi endekste sanayi hisselerine de yansımış oluyor. Zaten dünya Türkiye ekonomisinde bir büyümeden bahsediyorsa borsanın içindeki şirketler de bu ekonomiye ait olduğu için buradaki şirketlerin de bu büyüme trendine ayak uydurması gerekiyor. Şu an için beklentilerin satın aldığını sanayi tarafı endeksinde de hem sanayi tarafında hem endekste de bunlar ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Efendim verileri incelemeye devam edelim. Yönümüzü altın tarafına çevirelim. İlk etapta gram altın ekranlarınıza geldi. An itibariyle burada da %1'in üzerinde düşüş var. 467 lira seviyesinde işlem görüyor ki aşağıda 467 lira 05 kuruşa kadar geri çekildi. Yukarıdaysa 472 lira seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviye. Dün 475 lira seviyesine kadar bir yükselişini takip etmiştik ki uzun süredir de aslında 460 ila 465 lira arasındaki seviyeleri takip ediyorduk. Şimdi baktığımızda geri çekilmesiyle beraber de o seviyelere adım adım gelmiş gibi görünüyor. Peki ons tarafında durum nasıl? Çünkü ons altında gram altına sirayet ediyor. An itibariyle bu tarafta da %1'lik bir düşüş var. 1939 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aşağıda 1938 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşandı ki şu anki görmüş olduğu seviyeye çok yakın seviyeler. Yukarıdaysa 1961 dolar seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviye. Dün 1950 dolar bandının üzerinde kalıcılık sağlamaya çalıştı ki bugün gördüğümüzde de en yüksek görmüş olduğu seviye gün içerisinde 1961 dolar seviyesiydi. FED kararı sonrası, Powell'ın açıklamaları sonrası ons altında da %1'lik bir kayıp var an itibariyle diyebiliriz. Tahvil cephesine de bakalım. Türkiye tahvilleri ekranlarınıza geldi. 2 yıllıklarda %13.37'lik seviye var. 5 yıllıklara baktığımızda %13.16'lık seviye söz konusu ve 10 yıllıklarda %13.35'lik seviyeyi takip ediyoruz. Verilerde baktığımızda öne çıkan rakamlar bu şekildeydi. Peki haftanın 4. işlem gününde hangi başlıkları takip edeceğiz? Hangi makroekonomik anlamda baktığımızda veriler açıklanacak? Piyasalarda bugün açıklanması beklenen başlıklar şimdi ekranlarınıza gelecek. Yurt içinde önemli bir başlığı takip etmiyoruz. Euro bölgesine baktığımızda Ağustos ayına ilişkin TÜFE rakamlarını takip edeceğiz ve İngiltere tarafında bu sefer gözümüz olacak. O tarafta da İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarını takip ediyor olacağız demiştik haftanın ilk işlem gününde ve Amerika tarafında haftalık işsizlik maaş başvuruları yine bugün gündemimizde olacak. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda açıklanan rakama baktığımızda 884 bin kişi başvurmuştu ve boş faiz toplantısı bugün olacaktı ki boş faiz toplantısı da bugün gerçekleşti. Zaten ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak geliyor. Japonya Merkez Bankası gösterge faiz oranını -0.10'da sabit tuttu. Bir kez daha söyleyelim. Boş faiz kararını açıkladı. Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tuttu diyebiliriz. Ekranlarınıza da son dakika gelişmesi olarak geliyor. Piyasalarda bugün açıklanması beklenen başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Yurt içiyle başlayacağız. Türkiye'nin gündemine bakacağız. Buna ilişkin barkomuzda ekranlarınıza geliyor. İlk başlığımızda aşı çalışmalarına ilişkin bir başlığımız var. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı efendim. Tarihi bir günü dün takip ettik. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı. Şöyle biraz baktığımızda Çin'den getirilen ilk uygulama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde, bununla beraber İstanbul'da bulunan İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde gerçekleşti diyebiliriz. Şimdi ise bu uygulamanın ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Aylardır dünyada dört gözle beklenen koronavirüs aşısında tarihi gün geldi. Çin'den getirilen aşının ilk uygulaması Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanı sıra İstanbul'daki Marmara ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen COVID-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi. Aşının ilk dozu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anlar ilk kez böyle görüntülendi. İlk uygulaması yapılan aşı 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak. İlk etapta önemli olan iki doz aşının uygulanması. Bu kapsamda da aşının 10 gün içinde 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanması planlanıyor. 14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak. Aşılar sağlık çalışanlarına yapıldıktan sonra kısa bir ara verilecek. Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin de aşılanması planlar arasında. Efendim yurt içinde öne çıkan başlıklarla yine devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'la Merkel bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi ki görüşmede ana gündem maddeleri Türkiye ile Almanya ilişkileri, bununla beraber Doğu Akdeniz konusu ele alındı. İki ülke liderlerine baktığımızda anlaşmazlıklar karşısında uzlaşma verebileceklerini ifade ettiler. Hemen bir sonraki başlığımıza bakalım. 2 milyon 260 bin belge tasarrufu sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan yeni adımlarla beraber 2 milyon 260 bin belge tasarrufu sağlandı diyebiliriz ki dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından buna ilişkin bir açıklamada bulundu. Şimdi ise bu haberimizin detayları geliyor ekranlarınıza. Hazine ve Maliye Bakanlığı atılan yeni adımlarla kamuda 2 milyon 260 bin belge tasarrufu sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bürokrasi duvarlarını yıkıp vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Albayrak 1 Ağustos'tan itibaren devreye alınan tek beyanname uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belge tasarrufu sağlandığını söyledi. Vatandaşımızın hayatındaki bürokrasiyi azaltıyoruz, hizmeti arttırıyoruz. Yapılan düzenleme ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen 2 milyon 280 bin prim beyannamesi birleştirildi. Özellikle birden fazla iş yeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermeleri sağlanarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Efendim ilk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi. Kalyon Güneş Teknoloji Fabrikası'nda üretilen ilk yerli güneş panelleri Karapınar'a gönderildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de buna ilişkin bir açıklaması var. Dönmez enerjide yerli üretimi, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge'yi desteklediklerini belirtti. Konya'da üretilen enerji yaklaşık yılda 2 milyon kişinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Üretim başladı. İlk siparişler Karapınar'a ulaştı. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen ilk yerli güneş panellerinin Konya Karapınar'da montajına başlandı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, enerjide yerli üretimi, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge'yi desteklediklerini belirtti. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı dedi. Yakın zamanda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikanın devreye alındığını söyleyen Dönmez, işte o panellerin de dünyanın sayılı büyük güneş santrallerinden biri olacak Karapınar'daki alanda montajının başladığını açıkladı. Gelecek günlerde ilk elektrik üretimini yine bu yerli panellerden yapacağız diye konuştu. Efendim sıradaki haberimiz hem önemli hem de çok olumlu bir haber. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azalmış durumda. Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli borç azaldı. Baktığımızda rakamlara yurt dışından özel sektörün sağlamış olduğu uzun vadeli kredi borcu Temmuz'da 2019 yılının sonuna göre 16.8 milyar dolar azalarak 162.2 milyar dolara gelmiş durumda. Kısa vadeli borçlara baktığımızda ise yine aynı dönemde 199 milyon dolar azalarak
azalarak 8.5 milyar dolara düşmüş durumda. Son başlığımızda Formula 1'e ilişkin bir haberimizi görüyoruz. 10 bin adet Formula 1 bileti 2,5 saatte tükendi. Kampanyalı olan biletler hemen satışa çıktıktan 2,5 saat sonra tükenmiş oldu. Ancak bilet satışları devam ediyor. Yurt içinde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Şimdi ise dünyanın gündemiyle devam ediyoruz. Dünyada öne çıkan başlıklara bakacağız. Buna ilişkin barkodumuz ekranlarınıza gelecek. Şimdi ilk satır başlığımızda Brexit var. İngiltere'de Avrupa Birliği arasında Brexit görüşmeleri uzun süredir devam ediyor ki Brexit görüşmeleri efendim tıkanma noktasında. Uzun süredir zaten biz Brexit sürecini takip ediyoruz ki bu anlamda Avrupa Birliği ile İngiltere müzakerelerine baktığımızda artık sona geliniyor. Ancak bu sona gelinmesine rağmen tıkanma noktasında olduğunu belirtebiliriz. Tarafları bu noktaya getirense İngiltere'nin Brexit anlaşmasını ihlal eden girişimi oldu ve İngiltere'de dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ağustos ayında %0.2 seviyesinde gerçekleşti ki beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu seviyeye geldi. İngiliz ekonomisine baktığımızda enflasyon son 5 yılında en düşük seviyesine gelmiş durumda. OECD'den dünya ekonomisine ilişkin bir beklenti geldi. Dünya ekonomisi %4.5 oranında daralacak vurgusu yapıldı ki daha önceki beklenti %6 seviyesindeydi. O beklentilerini de revize etmiş durumdalar. Yine öne çıkan başlıklarla devam edelim. Dünya Ticaret Örgütü'nden Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Ticaret Savaşı raporu geldi. Hemen bu raporun arkasından da Donald Trump konuyu bilmiyorum, detaylarına bakacağım ifadesini kullandı. Ve baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin mallarını uyguladığı tarifeler konusunda Dünya Ticaret Örgütü'nün verdiği karardan haberdar olmadığını ve önümüzdeki günlerde göz atacağını ifade etti ve Dünya Ticaret Örgütü'ne de çok fazla sıcak bakmadığını da belirtti. Dün Japonya tarafında önemli bir gündü. Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoshihide oldu. Zaten geçtiğimiz günlerde Suga'nın başbakan olacağını biliyorduk. Resmi olarak da gerçekleşti. Görev süresine baktığımızda ise Eylül 2021'e kadar görevde kalabilecek diyebiliriz. Şimdi ise Suga'nın başbakan oluşunun detayları geliyor ekranlarınıza. Japonya'da sağlık sorunları nedeniyle istifa eden eski başbakan Shinzo Abe'nin koltuğunu iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri Suga Yoshihide devraldı. Eski başbakan Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle hem parti hem ülke liderliğinden çekilmişti. Abe hükümeti parlamentodaki oylamadan önce istifasını sundu. Suga Yoshihide ise 14 Eylül'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri olarak seçildi. Yoshihide, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı oldu. Japonya Parlamentosu Alt Kanadı Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturumda meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi. Suga Yoshihide, 465 koltuklu mecliste üyelerden 314'ünün oyunu alarak Japonya'nın yeni başbakanı oldu. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek. Uzun yıllar hükümet sözcüsü ve Başbakan Shinzo Abe'nin sağ kolu olarak görev yapan Suga'nın selefinin izlediği ekonomik ve sosyal politikalarda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan 65 yaşındaki Abe yaklaşık 8 yıl görevde kalmıştı. Koronavirüs krizini iyi yönetememekle eleştirilen Abe'nin 2007 yılında da istifa etmesine yol açan iltihaplı bir bağırsak rahatsızlığı olduğu biliniyor. Efendim günün sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bu bölümümüzün konuğu İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar. Merhabalar, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Önemli gelişmeler var. Dilerseniz FED'le başlayalım. Piyasaların takibinde bu hafta FED vardı. Dün faiz kararını açıkladı ve beklenildiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmedi. %0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı. İlk etapta sizin beklentileriniz bu yönde miydi? Bunu merak ediyorum ve gelen kararı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, aslında piyasanın geneli olduğu gibi biz de faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Açıklamaların açıkçası daha önceki FED toplantılarında yoğun olarak kullandığımız güvercin ifadesini kullanarak aslında dünkü yayınlarda da ifade etmiştik. Güvercin tonun devam etmesini bekliyorduk. Bize kalırsanız verilen mesajlarda tamam güçlü bir Amerika ve ekonomi vurgusu var. Ancak
verilen mesajların tonunu piyasa ilk etapta yeterli bulmadı diye düşünüyorum. Bizim verilen mesajlarda açıkçası karardan önce de yapılan sözlü açıklamalarda da takip ettiğimiz önemli iki konu vardı. Bunlardan bir tanesi noktasal grafikte bir değişiklik olup olmayacağıydı. Zaten 2021'e kadar herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyordu. Ancak dünkü noktasal grafikte gördük ki 17 tane üyenin 13'ü herhangi bir değişikliğe gidilmemesi ve 2023'e kadar da faizlerde bir değişikliğe gidilmemesini öne çıkarmışlar. Bu önemliydi. Aradığımız mesajlardan biri de şuydu. Ek bir açıkçası ekonominin gidişatını düzeltmek için ek adımlar gelebilir mi? Biz bunun mesajlarını arıyorduk. Verilen mesajlarda açık açık ek mali yardım gerekiyorsa yapılabilir. Cephanemiz bitmedi şeklinde açıklamalar vardı. Büyümenin incelediğimizde Amerika gayri safi milli hasılasını olumlu yönde bir revize gördüğünü, işsizlik oranlarını yine aynı şekilde aşağı yönlü revize edildiğini gördük. Ancak burada hala hem bu konudaki olumsuz senaryoların daha da olumlu olması için gereken adımların atacağına dair mesajlar ilk etapta piyasadan çok olumlu tepki görmesi sonrasında fiyatlamalar üzerinde de etkili oldu. Özellikle ek mali yardım cephanemiz bitmedi söylemi piyasalar üzerinde aslında geceden sonra genel küresel piyasalarda daha ciddi fiyatlamaya başladığını görüntüledik. Her ne kadar Amerika borsaları için ilk etapta negatif olsa da bu yankıların özellikle Amerika seansının açılmasıyla beraber daha pozitif bir havaya girebileceğini biz düşünüyoruz. Evet, Powell cephanemiz bitmedi dedi. Siz de buna değindiniz. Peki önümüzdeki dönemde hem mali anlamda hem de parasal anlamda sizce hangi teşvikler gelecektir? Uzun süredir zaten merkez bankaları masada olmayı sürdürüyor ki pandemi döneminde FED'den hiç beklenmedik hamleler gelmişti. Ne dersiniz? Atacak kurşunumuz var diyor. Önümüzdeki dönemlerde sizce hangi adımlar gelebilir? Aslında vurgular da hep şu yöndeydi. Bunun mesajını da bekliyorduk. Normalde Amerika'nın bir enflasyon hedefi vardı. Ancak biz işsizlikteki olumsuz görünümü biraz daha iyileştirmek için buradaki olumsuz görüntüyü biraz daha tolere edebiliriz mesajını aramıştık. Buna dair de beklentiler var. Belli ki özellikle varlık alımlarını burada Amerika Merkez Bankası biraz daha arttırabilir. Çünkü hem enflasyon tarafında biraz göz ardı edeceği bir dönem aslında karşımızda. İşsizliğin azaltılması için gereken özellikle likitte arttırması yönünde adımları atabilir. Her ne kadar 7 trilyon dolara kadar ulaşmış olsa da bilanço bunun biraz daha esnetebileceğinin mesajını verdi. Çünkü şunu da ifade ediyor. Biz belirsizliğin, korona belirsizliğinin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Gereken tüm adımları atmamız gerekiyor. Şunu da vurguluyor aslında. Genel dünyanın aslında merkez bankalarının duruşu biraz da buna yöneldi. Faizlerde yapacakları çok bir şey kalmadığı için şunu vurguluyorlar. Bizim yaptığımız para politikalarına siz de hükümetler olarak mali politikada destek verin. Muhtemelen hükümetle görüşmelerinde mali politikalar tarafında biraz daha yeni atılımlar yapmasını sağlayacaktır. Bu da piyasalar üzerinde özellikle şirketler üzerindeki baskıyı biraz azaltabilir. Muhtemelen buna bağlı adımlar gelecektir. Biraz daha açıkçası likiditenin daha fazlalaşabileceği, hükümetlerin aldığı mali politikalarla da para politikalarının desteklenmesi yönünde adımlar göreceğiz. Bunu çünkü Amerika'da zaten Trump hükümeti de seçim öncesi uygulamak isteyecektir ki burada olumsuz senaryonun birbirine devamı etmemesi için mali ve para politikalarının birbirini desteklemesi için bu yönde adımlar gelmesini bekliyoruz. Powell bu konuda muhtemelen hep sıkıştırılan kendisiydi. Bu sefer muhtemelen hükümeti bu minvalde biraz sıkıştıracak. Atacağı kurşunlardan biri de bu muhtemelen. Tam tersi bir artık sürtüşme olabilir o zaman önümüzdeki günlerde. Hep Donald Trump'tan Fed Başkanı Powell'a ilişkin serzenişleri takip etmiştik ki ta ki pandemiye kadar, pandemi döneminde de ciddi adımlar Powell ve ekibinden geldi. Peki kararı değerlendirmişken ve siz karar sonrası hemen piyasalara değinmişken dilerseniz Asya ve Amerikan vadelilerdeki görünüme de bakalım. Amerikan vadelilerdeki görünüme baktığımızda %1'in üzerinde kayıplar söz konusu ki dün spot piyasalarında da karışık bir seyri takip ettik. Dow
Jones dışında S&P 500 ve Nasdaq tarafında kayıplar söz konusuydu. Bu anlamda Asya piyasalarına baktığımızda o tarafta da kıpkırmızı bir görünüm bizleri karşılıyor. Ne dersiniz? Karar sonrası ve Powell'ın açıklamaları sonrası şu an piyasalardaki görünümü nasıl yorumlarsınız ve bu görünüm gün boyu sizce devam edecek midir? Evet. Açıkçası ilk açıklamanın geldiği saatlerde piyasaya baktığımızda piyasa tamam Amerika endekslerinde biraz negatif hava olsa da diğer tarafta aslında verilen mesajların biraz daha her ne kadar mesajlar şahin diyeceğimiz tonda olsa da açıkçası Powell'ın açıklama tonunu piyasalar beğenmediğini gördük. Biz bu şekilde algıladık açıkçası. Çünkü hem Euro dolarda yukarı yönde hareket olmuştu hem altında açıkçası yukarı yönde tepkiler görmüştük. Ancak şu an itibariyle Powell'ın normal duruşunun dışında verilen mesajların biraz daha fiyatlandığını özellikle gece yarısı itibariyle görüyoruz. Bunda sadece Amerika endekslerindeki olumsuz durum biraz negatif ayrışmış durumda. Çünkü bakıyoruz hem Euro dolar aşağı doğru 1.17'lere kadar ilk defa 1.18.40'ların kırıldığını ve 1.17'lere kadar geri çekilmenin olduğunu gördük. Ons altın tarafında 1970'lere varan bir fiyatlama görmüştük. Şu an 1930'lardayız. Muhtemelen piyasa verilen mesajları daha iyi okumaya başladı. Bu da fiyatlamalar üzerinde açıkçası Amerika piyasasının açılmasıyla beraber de biraz kendini gösterebilir. Biz açıkçası bunun Amerika endekslerinde ve Asya'da ilk tepkileri olduğunu düşünüyoruz. Oluşan bu likidite yürünün endekslerde ve yapılacak ek adımların, ek mali adımlarla birlikte, yardımlarla birlikte açıkçası tekrar eski düzeyine gelebileceğini ancak yükselişlerin bir önceki etaptaki gibi sert olmayabileceğini düşünüyor. Çünkü Amerika'da şunu da unutmayalım, Kasım'da seçim var. Seçim belirsizliği çok ciddi bir şekilde fiyatlanıyor. O yüzden sert yükselişlerdense açıkçası daha dramatik bir yükseliş görebiliriz. Daha sert adımlardan dolayı daha mütevazi adımlar gelecek muhtemelen o tarafta. Çünkü hem yatırımcılar kurumsal tarafta hem bireysel tarafta biraz bekle gör politikası uygulayacağını biz gelen raporlardan da görüntülüyoruz. Çünkü gelen bakıyoruz açıklamalarda hem büyüme oranı hem işsizlik gibi veriler ki bunlar önemli veriler çok olumlu yönde aşağı yönde revize edilmiş. Bu pozitif havanın muhtemelen Amerika endekslerinde fiyatlanacağı dönem olabilir. Aşağı verinin de biz Amerika tarafında ve genel Avrupa tarafında da Çin tarafında da takip ettik. Burada da olumlu bir haber gelmesi aslında hiç olmadığı kadar yakın bir döneme girdik gibi duruyor. Bu da fiyatlamalar üzerinde muhtemelen pozitif havanın hakim olmasını sağlayacaktır. Şu an ilk tepki ve açıkçası likiditenin de az olduğu, hacimlerin düşük olduğu saatlerde yapılan işlemler muhtemelen bugün Amerika seansının açılmasıyla beraber daha pozitif bir hava yakalayabiliriz önümüzdeki günlerde de. Evet biz hep anı konuşuyoruz, şimdiyi konuşuyoruz, teşvikleri ve paketleri konuşuyoruz ki tabii bu süreç de önümüzdeki zamanda bitecek. İlla pandemi bir gün bitecek. Peki pandemi bittikten sonra bizleri neler bekliyor olacak? Şu an Amerika'yı konuşuyorken ve Powell'ın açıklamalarına değinmişken Amerikan endeksleri üzerinden gidelim dilerseniz. S&P kayıplarını almış durumda. Nasdaq rekor seviyeleri ki geçtiğimiz günlerde S&P ile beraber sürekli tazeledi. Dow Jones da aşağı yukarı pandemi öncesindeki seviyelerine gelmiş durumda. Peki Powell dünkü açıklamalarında şöyle bir noktaya da temas etti. Evet biz masada olmaya devam edeceğiz ama pandemi süreci bittikten sonra da atmış olduğumuz adımları biraz daha gevşeteceğiz vurgusunu yaptı. Peki pandemi süreci sona erdikten sonra sizce Amerikan endekslerindeki bu pozitif görünüm devam edecek midir? Çünkü ardı ardına baktığımızda rekorları takip ettik ve bir düzeltme gelecek mi? Gelen teknik düzeltmeler ciddi bir düşüşün başlangıcı mı? Soruları da tabii piyasada gündeme oturdu. Bu anlamda düşünecek olursak, sonrayı konuşacak olursak neler söylersiniz? Aslında bu pandemi dönemi hiç oluşmamış bazı finansal adımların atılmasını sağladı. Bu finansal adımlarda oluşan bu ciddi likiditenin biz ne yazık ki açıkçası yeni yatırımlar ve benzeriyle ilerlemediğini sadece borçlarla ilgili adımları biraz esnettiğini görüntüledik. Yani bize pandemi sürecinde atılan bu özellikle likidite adımları şunu ifade ediyor. Muhtemelen pandeminin etkileri gittikten sonra dünya çok ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya kalacak. Ancak bu
bu borç kriziyle gelen ortamda ister istemez endekslerdeki yükselişler sınırlı kalacak. Daha açıkçası sert yükselişler beklememiz nedenlerden biri de bu. Ancak ciddi de bir likidite gölü var. Şimdi yatırımlara gitmeyen bu paranın şirketler tarafında illaki değerlendirilmek isteyeceği bir alan vardır. Şimdi Amerika'nın enflasyonuna bakıyoruz. Dün gelen açıklamalarda da %2'nin üzerine sübvanse edebiliriz. Biz işsizlikteki olumsuz rakamların aşağı çekilmesini istiyoruz diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Amerika'da negatif getiri eğrisi, negatif getiri açıkçası biraz daha devam edecek. Bu ortamda borsaların biraz daha olumlu nemalanabileceği bir dönem var. Çünkü yatırımcılar paralarını normal hem offshore hesap hem offshore yöneticileri hem hedge fund yöneticileri şunu düşünecektir. Ben paramı dolarda tuttuğum zaman şu an yaklaşık olarak %2 ve üzerinde negatif bir reel getiriyle karşı karşıyayım. O yüzden bu parayı farklı alanlarda değerlendirmeliyim düşüncesini öne çıkaracaktır. Bu da evet borsaların eskisi kadar sert olmasa da popülaritesinin artmasını sağlayabilir. Şunu da kabul edelim. Yaklaşık 15 trilyon doların piyasada bir an önce özellikle kendine yatırım amacıyla kaynak arayacağını da biliyoruz. Zaten bu nedenlerden dolayı hisselerin, endekslerin orta ve uzun vadede biraz daha pozitif havanın eskisi kadar sert olmasa da yakalanacağını, devam ettirmesini bekliyoruz. Bu 15 trilyon dolara bir şekilde negatif getiriyle karşılaşmak istemeyen herkes bir şekilde borsa tarafında ya da emtia tarafında değerlendirmek zorunda kalacak. Bunun dışında kapanan şirketler, belki borçluluk nedeniyle olumsuzlukla karşılaşan şirketler illaki olacak. Ancak bu likiditenin bir şekilde değerlendirilmesi de çok ciddi bir gerçek olduğu için biz çok sert bir çöküşün açıkçası ayak adımları olarak da bunları görmüyoruz. Peki dışarıdaki açılışlara endekslerin görünümüne bakmışken biraz içeriye de dönelim dilerseniz. Asya'da kırmızı bir görünüm, ABD vadelilerde yine negatif bir tabloyu takip ediyoruz. Dün spot piyasalarında da S&P ve Nasdaq'ta kayıplar vardı dedik. Peki Borsa İstanbul'a dönecek olursak haftanın 4. işlem gününde bu görünüm BIST yüz endeksine nasıl sirayet edecektir? Nasıl bir açılış bekliyorsunuz ve günün devamında da seyri sizce nasıl olacaktır? Açıkçası bu haftanın dışında Borsa İstanbul yükseldiğinde de geri çekildiğinde de küresel piyasalardan biraz negatif ayrışmıştı. Son yükseliş evet bu hafta itibariyle küresel piyasalara paralel hareket etmeye başladı. Biz şunu görüyoruz. Borsa İstanbul ve özellikle kur kendi iç dinamiklerinde hareket açıkçası alanı yaratıyor kendisine. Muhtemelen 1100 seviyesinin burada aşılmayacağını biz teknik olarak takip ediyoruz. Çünkü burada 1100 seviyesinin aşılması için çok ciddi bir açıkçası teknik dirençlerin oluştuğunu biliyoruz. 1088'in aşılması yukarıda 1100'ün oluşmasını, şimdi ise 50 günlük hareketli ortalama gelen 1123 seviyelerini karşımıza çıkarmıştı. Biz 1123'ün üzerine şu an tutunamamış olmamız muhtemelen 1100'lere kadar geri çekilmeyi sağlayacaktır. Ancak şunu da ifade edelim. Normal şartlarda borsanın daha da gitmesi için biraz yabancı ilgisine ihtiyaç var. Bunun biraz ucuz borsadan ve döviz bazında ucuz bir borsanın orta ve uzun vadede olduğunu ve bunun yatırım çekebileceğini de düşündüğümüz için kısa vadede belki evet geri çekilmeler 1088'e kadar olsa da biz 1100'ün üzerinde bir fiyatlama bekliyoruz ve tüm projeksiyonlarımızı borsanın şu an itibariyle özellikle bir yıllık bir periyotta %10 iskontolu olduğunu da en düşük oranda ifade edebiliriz. Yani borsanın gitmesi gereken aslında 1200-1230 seviyeleri teknik olarak karşımızda duruyor. Ancak şu an biz siyasi gerilimlerden, jeopolitik risklerden biraz kurtulmalıyız. Ayın 24'ünde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım gibi bazı ifadeleri piyasa tarafından temkinli hareketlere neden oluyor. Gördüğümüzde de şunu da vurgulayalım. Piyasaya giren bu yeni yatırımcıların birçoğu BIST 100 dışındaki hisselerde daha yoğun işlem sağlamış. Ve burada da açıkçası biraz terse kalan bir yatırımcı kitlesi de var. Bunların da yeni yatırım borsaya çekememesi, borsada yükselişin biraz daha frenlenmesini sağlamış olarak gözüküyor. Ancak biz borsanın popülitesini orta ve uzun vadede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1088'in altında kalmadığımız sürece
tekrar muhtemelen 1088 ve 1123 bandında bir yatay hareket görebiliriz. Biraz bankacılık endeksine de değinelim. Bankacılık endeksi bu dönemde biraz daha farklı ayrışıyor. Ne dersiniz? Endeks neyi fiyatlıyor? Önümüzdeki günlerde orta vadede düşündüğümüz takdirde bu tarafla alakalı öngörüleriniz neler? Aslında bakıyoruz normal endeksler arasında bankacılık endeksi yılbaşından bu yana toparlanmasını sağlayamadı. Diğer endekslere göre yaklaşık %18 son rakamlarda incelediğinde %18 hala iskontoluydu. Buranın açıkçası yükselmesi zaten Borsa İstanbul'u destekleyecek önemli bir alan. Şunu biz görüntüledik. Normal zamanlarda faiz ve mevduat, kullandırılan kredi faiziyle mevduat faizi arasındaki makasın çok dar olması bankacılık karlarında bir daralmayı işaret etmişti. Ancak şimdi bu makasın biraz daha açılacağını biz görüntülüyoruz. Bu da banka getirilerinde daha olumlu bir bilançonun önümüzdeki dönemde çıkacağını bize söylüyor. Ve biz özellikle şu jeopolitik riskleri biraz atlatırsak, yabancı yatırımın ilk geleceği alan açıkçası bankacılık hissesi olduğunu biliyoruz. Bu alanın biraz doldurulması gerekiyor ki bankacılık tarafında daha olumlu bir seyir oluşsun. Ancak muhtemelen bunun için de şu CDS rakamlarımızın biraz daha iyileşmesi gerekiyor. Jeopolitik risklerin biraz daha atlatılması gerekiyor. Çünkü yatırımcılar şunu da inceliyor. Biz normal bir paramızı bu ülkemize getirdikten sonra kur daha fazla artmamalı ve biz yaptığımız hisse işlemlerinden dolar bazında ciddi kar etmeliyiz hedefi koyarlar. Şu an geldiğimiz noktada kurun biraz daha stabilize olması gerekiyor ki bankacılık tarafının daha güçlü olsun. Biz de açıkçası kurda biraz daha 7.40-7.60 aralığında bir trend oluşturmasını bekliyoruz. Burada bir sakinlik yakalayabilirsek, özellikle yaklaşık 1,5 ay kadar 6.85'lerde kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi de en azından 7.50 gibi seviyelerde biz kalıcılık gösterebilirsek yabancı ilgisinin biz artacağını düşünüyoruz. Bu da bankacılık hisselerine, endeksine yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Açıkçası bankacılığın yükselmesi gerekiyor. Çünkü Borsa İstanbul'un bankacılık tarafından pozitif destek çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz bizlerle birlikte oldu. Yurt içinde ve yurt dışında öne çıkan başlıklara baktık. Şimdi emtia tarafıyla devam edelim. İlk etapta kıymetli metaller ekranlarınıza gelecek. Kıymetli metaller tarafına baktığımızda altın ons fiyatında bugün %1'e yakın bir kayıp vardı. An itibariyle de o kayıp devam ediyor. %0.92'lik düşüşle 1941 dolar seviyesinde işlem görüyor ki dün 1960 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Bugün gün içerisinde 1961 dolar seviyesi en yüksek görmüş olduğu seviyeydi. Aşağıdaysa 1939 dolar seviyesi en düşük görmüş olduğu seviye diyebiliriz. Gümüş tarafında kayıplar %1'i aşmış durumda. %1.25'lik düşüşte 26 dolar 82 sentten işlem görüyor. Platinde %3'e yakın kayıp var ve paladyumda %1'in üzerinde düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Enerji emtialarına da bakalım. Enerji emtiaları da ekranlarınıza geldi. Petrolde, Brent petrolde ve doğalgazda kayıplar var. Amerikan tipan petrol ve Brent petrolde %1'in üzerinde düşüşlerin olduğunu görüyoruz. FED kararı sonrasında emtia piyasalarında da düşüşler var. Hazır emtia demişken buna ilişkin bir değerlendirmeyle bu bölümümüze nokta koyalım. Ahlaç Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar emtia piyasalarını değerlendirdi. İzliyoruz. Saat başında seans öncesiyle birlikte olacağız. Aslında altın 2000 dolarların üzerine, 2020 dolarları gördükten sonra işte 1900 dolarlara kadar geriledi. Oradan tekrardan doların kaybıyla beraber, doların diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesiyle beraber bir miktar destek buldu ve 1950 doların üzerine kalmayı başardı. Şu anda kısa vadede bakarsak 1950 dolarla 1975 dolar arasında dalgalanıyor. Yatay bir bant olduğunu söyleyebilirim şu anda ons altında. Dolar değer kazanırsa o zaman altında bir miktar geri çekilme görmemiz söz konusu olabilir. Burada da izlememiz gereken yer 1950 dolar desteği. Eğer 1950 dolar desteğin aşağısına gelirse bir miktar satış baskısı 1900 dolara doğru da görebiliriz. Ama genel perspektifte bakarsak orta vadede 1900 doların aşağısında bir fiyatlama şu anda yakın dönemde gözükmüyor. Aynı şekilde 1990 doların veya 2000 dolar üzerinde bir fiyatlama da yakın vadede görünmüyor. Bu bant arasında yine FED'den gelebilecek haberler ve aynı şekilde ABD ile Çin arasında devam eden haber akışının
etkileri de buna söz konusu olabilir. Bu haberlere bağlı olarak altın yönü belirlenecektir diye düşünüyorum. Yani dar bant 1950-1975, daha geniş bant yakın vade bakarsak 1900 ile 1990 dolar arasında altın dalgalanmasını beklediğimi söyleyebilirim. Tin ve paladyum daha çok sanayi tarafında kullanılan metaller. Altın tarafı ise daha çok değer saklama olarak kullanılıyor. Gümüş hem değer saklama olarak kullanılan hem de sanayi tarafında kullanılan bir metal çeşidi. Şimdi altınla gümüş için konuşursam özellikle bunlar aslında çoğu zaman beraber hareket eder. Ancak ayrıştığı durumlar da oluyor. Son dönemde hani pandemideki karantinanın kaldırılması, ekonominin tekrar canlanmasıyla beraber gümüşte bir atak gördük altına. Dan daha iyi bir performans gösterdi. Şimdi dünya ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de büyümesi bekleniyor. Burada baz etkisi de yaşanacak muhtemelen. Bununla beraber şunu söyleyebilirim tabloya dair. Gümüşün yani altına göre hani yönü yukarı ve aşağı olsa da altına göre daha iyi performans beklemesi, daha yüksek seviyelerde fiyat görmesini beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü önümüzdeki dönem bir canlanma olursa bu gümüşü altına göre daha cazip kılma ihtimali yüksek diye değerlendiriyorum. Tekrardan ekonominin canlanmasıyla beraber petrol stoklarının yaklaşık 6 hafta arka arkaya azaldığını gördük. Bununla beraber işte ayrıca fırtına ABD'deki kasırgayla beraber Brent petrolün 46 dolar seviyelerine çıktığını gördük. Yalnız akabinde tekrardan petrol stoklarının artmaya başlaması altını tekrardan petrolü tekrardan aşağı çekti. 39 dolarlara doğru aşağı çekti. Ancak burada gördüğümüz zaman piyasa şu anda Brent petrolün çok 39 doların aşağısına gelmesini görmüyor. 39 dolara geldikçe talep geldiğini görüyoruz Brent petrolle. Bu aşamada ben 45-46 doları beklemiyorum. Ama 42-43 dolar gibi yerlerinde görülebileceğini düşünüyorum. Daha orta vade bakarsak 38 dolarla 42-43 dolar arasında dalgalanmasını bekleyebiliriz Brent petrolün. Şu anda bir dipten dönüş, yani 39 dolardan dönüş söz konusu. Ama dediğim gibi 45-46 dolar seviyelerini beklediğimi söyleyemem. Daha çok 42-43 dolarlara gidip burada bir miktar dengelenmesini beklediğimi söyleyebilirim.